Bazen her şeyden bıkmış ve kendini yorgun hissedersin. Zindana atılan bir adam gibi. Of, of, hayat neden böyle acımasız dersin. Ruhun sıkılır, daralır. Ruhun beden kafesini çatlatıp özgür olmak istiyor. Bir kartala takılan cihazlar ve kabiliyetler yeryüzünde tavuk gibi yaşaması için değil, gökyüzünde uçması için takılmıştır. Aynen öyle de. Sana da takılan cihazlar, yani kalbin, ruhun, duyguların, gelip geçen, yok olmaya mahkum olan dünya metalarını sevmen için verilmedi, yaratılmadı. Kendi ruh dünyana yönelir misin? Bu zamana kadar kalbine birçok dünya metalarını yerleştirdin. Ruhundaki o boşlukları doldurdu mu? Aradığın o huzuru, mutluluğu verdi mi? Seni tatmin etti mi? Hayır, hayır. Asla ruhunu tatmin etmedi. Ruhun aradıklarım bunlar değil diye tatminsizlik alarmı çalıyor. Kalbin dünya metalarına yönelse de ruhun içten içe ebed ebed çığlıklarını haykırıyor. Ruhun fıtratına yerleştireni arıyor. Ruhun çürüyen beden güzelliğini, seni yarı yolda bırakacak sevgiliyi, dostu, yanarak kül olacak evi, kaza yapınca paramparça olan arabayı, elinden kayıp gidecek bir hayatı, ölünce sönecek şöhreti, makamı, sevdiklerinin ölmesi veya onların başlarına kötü olayların gelmesini, sonbaharın gelmesiyle baharın gitmesini istemiyor. Yani ruhun güzelliklerin gitmesine tahammül edemiyor. Ruhun yok olmayacak ebedi güzellikleri arıyor. Sevdiği insanlar ile sonsuza dek mutlu olmayı ve onlar ile hiç sıkılmadan muhabbet etmeyi istiyor. Çürümeyen güzellik, hastalanmayan beden, arızalanmayan, yıpranmayan, parçalanmayan evi, arabayı, ölünce son bulmayacak, yok olmayacak makamı, şöhreti istiyor. Ruhun ebedi, bitmez, tükenmez bir alemi arıyor. Orada sonsuza dek lezzet almak istiyor, huzur bulmak istiyor, özgür olmak istiyor. Ruhun niçin yaratıldıysa onu arıyor, sahibini, malikini arıyor, ona kavuşmak istiyor. Gökyüzünde uçan kartallar gibi ruhun fıtratının gereği beden kafesinden, dünya odasından çıkıp sonsuza uçmak istiyor. Bedeni kafese, ruhu ise kartala benzetirler. Kafesi boyamakla kartal güzelleşmez. Bedeni güzelleştirmek, istediği lezzetleri, hazları tattırmak ruhu güzelleştirmez. Kafesi büyütmek ile kartalı geliştirmiş olamazsın. Bedenin konfor alanını çoğaltmak ve büyütmek ile ruhu geliştiremezsin. Onun büyüme yolu daha başkadır. Şu koca kainat sarayı ruh için bir oda, beden ise kafestir. Ruh kafesten uçtuğu gibi saraydan da çıkar gider, daha geniş alemlere uçmak üzere. Ruhundaki her bir duygunda hadsiz arzuların, maksadın varsa onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. Kendi ruhuna zulüm etme. Anla artık, sen bu dünyanın insanı değilsin. Ruhun cennet alemini istiyor ama sen ruhunun istediği güzellikleri bu dünyada bulmaya çalışıyorsun. Ama ne yaparsan yap, bulamayacaksın. Ruhundaki boşlukları dolduramayacaksın. Kartallar gibi özgür olmak isteyen, bu dünyaya ait olmayan ruhunu beden kafesine hapis etme. Dünyalık metalar ile oyalama. Ruhuna, kalbine dünyalık metaları yerleştirme. Eğer yerleştirirsen azap çekersin. Ruhun sıkılır, daralır, depresyona girersin. Cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşarsın. Nefis hesabını olan muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Mesela şefkat acz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet firak yüzünden belalı bir hirkat olur. Lezzet zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için ya faydasızdır veya azaptır. Sen bu dünyada bitmeyen güzellikler arıyorsun. Zaten şu an kainatta gördüğün bütün güzellikler Cemil-i Baki olan Allah'ın yansımasının binbir gölgesi. Sen gölgeyi değil, bütün güzelliklerin asıl sahibi olan Cemil-i Baki'yi arıyorsun. Haydi o zaman, içindeki kartalı özgür bırakma vakti geldi. Eğer
ruhunun aradığı zata yönelirsen hem dünyada cenneti yaşarsın hem de ahirette hakiki cennet senin mekanın olur. Sabret, cennet sana bir nefes kadar yakın.